En son ne için büyü yaptın? Her işini büyüyle mi görüyorsun? Cadılar birbiriyle savaşıyor mu? Soramazsın'ın yeni bölümünde Muratcan Savcı ile birlikteyiz. Muratcan bir cadı. Hoş geldin Muratcan. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? 25 yaşındayım. 10 yıldan fazladır cadıyım ve falcılık yapıyorum. Büyü, cadı, bunlar çocuk masalı değil mi? Değil. Çünkü çocukken bunları keşfetmedim. Daha çok 14-15 yaşlarımda bunları keşfetmeye başladım. Ve çok garip bir şekilde anlamlandıramadığım rüyalarımdan yola çıkarak ben cadı olduğumu fark ettim. Ve aslında baktığınız zaman Türkiye'de yaşıyoruz. İslami bir toplumdayız. Çok fazla kafamda soru işareti vardı ve bunları cevaplayabilmek adına ben cadılığı keşfettim. Ve hayatımda verdiğim en doğru karardı. Nasıl cadı oldun? 14 yaşındaydım ve çok uzun süre Kur'an kursu eğitimi almıştım. Çok garip bir şekilde. İslami bilgim çok geniş. Çok garip rüyalar görüyordum ve Kur'an kursu dönemimde fal bakmak gibi bir yeteneğimin olduğunu fark ettim. İnsanlara baktığım zaman belli şeyleri görüp öncesinden bunları anlatıyordum ve oluyordu. Yani bir kehanet yeteneğimin doğduğunu fark ettim ve inandığım dinde tamamen bu yasak ve asla olamayacak bir şey. Ne var? Müslümanlık inanışta işte cinlerin var. Herhangi bir cin varlığı ya da herhangi bir varlıksal sıkıntı hissetmiyordum. Ve böyle bir şey de olmadı zaten. Asla yaşamadım. Bunun devamında fal yeteneği nereden geliyor? Ben neden fal bakabiliyorum? Kimler fal bakabilir gibi sorulardan yola çıkarak cadılığı keşfettim. Cadı dediğin kadın olur. Sen nasıl cadısın? Bir cinsiyet ayrımı yok aslında cadılıkta. Bunu baktığımız zaman şuradan da ispatlayabiliriz. Zamanda kurulan Orta Çağ dönemindeki Engizasyon mahkemeleri ve Salem kasabasında yakalan cadıların isim listeleri falan var. Hem internette bulabiliyoruz hem de orada mevcut. Hatta müzeleri falan var. Bir sürü erkek cadının yakıldığı var. Yani aslında erkek cadılar hep vardı. Kadınlara yakıştırıldı. Ki kadınlardan daha fazla erkek cadı tanıyorum. Cadı olunur mu, cadı doğulur mu? Cadı da olunur, cadı da doğulur. Mirasçı cadılar dediğimiz bir şey var. Soylardan ve genlerden gelen bir mevzu. Atalarından biri cadıysa zaten o insan mutlaka spiritüel veya evrensel kanallar aracılığıyla alacağı işaretlerden kendisinin cadı olduğunu fark edip bu yolu buluyor. Yani aslında birçoğumuzun soyunda ve kökeninde var. Aslında cadı doğuyoruz ama sonradan cadı olmak da mümkün. Herkes cadı mı? Herkes cadı değil çünkü neden cadı değil? Cadı olabilmen için belli bir dine mensup olman ve cadılık öğretilerini bilmen lazım. Bunları belirleyip ve öğrendiğin zaman cadı oluyorsun. Sen hangi dine mensupsun? Paganım. Paganizm diye bir dine mensubum ama şöyle bir yanlış anlaşılma var bu olaylarda. Paganizm aslında bir din değil. Paganizm doğa kökenli ve çok tanrılı dinlerin kapsadığı bir oluşum. Aslında birçok doğa kökenli dinlerin hepsi paganizm odaklı. Yani birçok doğa dininin birleşiminden oluşan bir oluşum diyelim. Tam anlamıyla bir din değil paganizm. Doğayı mı tapıyorsun? Doğaya tapıyoruz tabii ki. Çünkü doğaya tapma sebebimiz şu. Doğa bize her şeyi veren şey doğa. Ve biz doğayı, dünyayı ana tanrıça Gaia'nın bedeni olarak kabul ediyoruz. O yüzden dünyadaki toprak, ağaçlar, yaşayan tüm canlılar bizim için çok kutsal ve asla öldürmek gibi bir yetkimiz yok. Et yiyor musun? Vejetaryenim. Vegan. Vegan değilim çünkü cadılık konusunda beslenmeye dikkat ederken şöyle bir yol izliyoruz biz. Sonuç olarak bir hayvanın gırtlağına bıçak dayalarak kesiliyor. Ve bu hayvanın yayarken yani ölürken yaydığı korku ve ölüm enerjisini biz bir şekilde vücudumuza alıyoruz. Et yediğimiz için. Aslında et yiyen bir insanım, seviyorum ama bu tarz üretimi reddediyorum. Madem cadısın, süpürgen, şapkan, cübben nerede? Cübbem var. Şapkam yok. Süpürgem de var. Aslında insanların anlattığı masallarda, çizgi filmlerinde veya sinema filmlerinde geçen işte cadıların üstüne binip uçtuğu süpürge bildiğimiz uçmak için var olan bir süpürge değil. Aslında o süpürgenin amacı belli ağaçlardan yaptığımız bir şey ve biz bunlarla çalıştığımız majikal ortamları, örnek veriyorum büyü yaptığımız, ritüel yaptığımız ortamları negatif enerjiden temizlemek ve arındırmak için kullandığımız şeyler. Cübben var. Belli ritüel ve ayinlerde cübbe giymek zorundayız. Bunun sebebi de daha çok pamuk veya ipeksi şeyler tercih ediyoruz. O yüzden cübbe yaptırıyoruz. Çünkü giydiğimiz şu an kıyafetlerimizin çoğu polyester ve naylon. Bunlar enerji ileten materyaller değil. Bizim de ritüel ve ayin esnasında iletken bir hal alabilmemiz için kıyafetlerimizi buna göre dizayn ediyoruz aslında. Yani cübbenin ve süpürgenin amacı bu. Türkiye'de çok cadı var mı?
bilinenden çok daha fazla var. Hatta şöyle söyleyeyim, cadılıkla alakalı kitap yazan yazarlar falan var. Gereğinden daha fazla var. Bir sürü ünlü isim sayabilirim ama burada saymayacağım. Çünkü bizde gizlilik, sessizlik diye kurallarımız var. Normalde gizli ve sessiz olmamız lazım. Gerçekten toplanıp büyü mü yapıyorsunuz? Gerçekten toplanıp büyü yapmıyoruz. Gerçekten toplanıp ritüel yapıyoruz. Çünkü bizim aynı farklı dinlerdeki gibi belli özel günlerimiz var. Bu 8 tane esbatımız, 8 tane sabbatımız diye geçen olaylar var. Sabbatları tarihleri net değişmez. Örnek vereyim, mesela 20 Haziran Lita Bayramı. Lita daha çok arınma ve kötü enerjilerden kurtulmak için. Yul var mesela. Yul gecesi 21 Aralık. Biz o gece mesela ölen ruhları acısız bir şekilde ruhlar alemine uğurlamak için ritüeller yapabiliyoruz. Bunlar için toplanmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok insan o kadar çok enerji ve geniş kapsamlı bir ritüel haline geliyor. Bunun dışında mesela 31 Ekim Samhain var. Cadılar Bayramı dediğimiz olay aslında Samhain diye bizim özel bir günümüz. Tüm boyutlar arasındaki perdeler bir geceliğin ortadan kalkıyor ve tekrar kapanana kadar biz boyutların kapılarını tutuyoruz mesela. Böyle özel günlerimiz var. Bunlar için bir araya geliyoruz, evet. Ama büyü için değil. Herkese cadı olduğunu söylüyor musun? Tabii ki herkese söylemiyorum. Çok soruyan oluyor. Sorun olanlara, soranlara anlatıyorum bunu tabii ki ama normal şartlarda gizli kalmamız lazım. Ama ben cadılığı artık gizleme taraftarı olmadığım için zaten buradayım. Çünkü çok fazla insan var ve insanlar kendini gizlemek zorunda hissediyor. Halbuki gizlenecek bir şeyimiz yok çünkü kötü bir şey yapmıyoruz. Türkiye'de cadı olmak yasak değil mi? Türkiye'de cadı olmak aslında yasak değil. Sonuç olarak inanç özgürlüğü olan bir ülkede yaşıyoruz. Tabii inanç özgürlüğü adı altında yaşıyoruz. Ne kadar özgürlük orası tartışılır. Türkiye'deki cadılar zaten cadı demek farklı bir şey demek değil. Yani benim bir sürü cadı arkadaşım var. Bir sürü cadı tanıyorum. Birisi avukat, birisi doktor, birisi bir firmada çalışıyor, birisinin mesleği var. Hepsi böyle aslında. Cadılık aslında bir yaşam felsefesi. Yani ne yediğimizden tut, ne giydiğimize, giydiğimiz kumaşa, oturduğumuz yere ve aldığımız, kullandığımız renklere kadar hayatımız etkiliyor. Onun için hiçbir farklılığı yok. Yani bir sıkıntısı yok cadılığın. Cadı olmak ne işine yarıyor? Cadı olmak çok işine yarıyor. Çünkü mesela sen bir rüya gördüğün zaman sabah uyandığında bunu rüya tabirlerinden, internetten vesaire bir yerlerden bir şekilde araştırıyorsun. Ben bunun bir kere kafadan cevabını biliyor oluyorum. İkincisi hayatımda yaşadığım sıkıntıların, karma dediğimiz olayın nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını çok iyi bir şekilde tespit edip onu çözümleyebiliyorum. Cadı demek tüm dünyadaki ve evrendeki yaratılan her şeyi detaylı bir şekilde öğrenebilmek demek zaten. Doğal taşları çok iyi biliyorum. Bitkileri çok iyi biliyorum. Bitkilerin hem majikal hem de senin fiziksel olarak sende ne etki yaratabileceğine kadar bildiğim için hiçbir şey yapamasam tıbbi alternatif tıp kullanabiliyorum. Bitkileri kullanabiliyorum. Doğal taşları çok detaylı bir şekilde kullanabiliyorum. Ve bunlarla beraber sağlığımı da buna göre düzenleyebiliyorum. Bir sağlık sıkıntısı yaşadığım zaman çok ekstrem bir şey olmadığı sürece mesela hastaneye gitme ihtiyacı duymuyorum ben çok uzun zamandır. Yani aslında cadılık birçok yerde hayatımızı etkiliyor ki mesleğim zaten falcılık olduğu için en temel konu geçimimi sağlıyorum aslında. Her falcı cadı mı? Her falcı cadı değil. Hatta falcıların çoğu cadı değil. Çünkü falcılar kendi Türkiye'de büyüdükleri için, kendi sınırlarımızdan bahsediyorum. Bunun kalp gözünün açıklığı, cinlerim var. Sonra üçüncü gözüm açık, en kötü duru görü yeteneğim var diye kendilerini sınıflandırıyorlar ama sadece bununla alakalı bir şey değil. Falan sistematik çok farklı bir şey aslında. Şimdi her insanın bedenin etrafında bir aura alanı var. Bu aura alanının da belli bir açıklığı var. Atıyorum benim aura alanım bu kadar, senin aura alanın daha geniş. Sen sürekli meditasyon yapan, spiritüel konularla ilgilenen, cadılık yolunda olan bir bireysen zaten senin enerji alanın ve aura alanın genişliyor. Şimdi ben de bu tarz şeylerle ilgilenen ve sürekli fal bakan biri olduğum için benim aura alanım geniş. Ve ben seni kendi aura alanımın içine alıyorum. Sen beyin dalgalarını okuyorum aslında ben senin. Aslında zihin okumakla alakalı, enerji alanını okumakla alakalı bir şey. Kullanılan malzemelere de gelince kahve, tarot, işte katina, sufalı bilmem ne bir sürü yöntemi var bunun. Senin aurama sızan, senin dışında farklı enerji dalgaları da var. Sen bir kahve içtiğin zaman oraya enerji, bir karton okuduğun zaman ona bir enerji bırakıyorsun. İşte ben onu tutup elime aldığımda veya senin fincanını tuttuğumda senin enerjini buluyorum. Ve oradan seni okumaya başlıyorum. Aslında falın sistematiği bu. Ama işte her falcı cadı değil. Çünkü cinlerim var diyorlar. En son ne için büyü yaptın? Aşk büyüsü yaptım.
aslında hiç etik bulduğum bir davranış değil. Genel olarak aslında büyü çok sıklıkla cadıyız evet ama her önümüze gelene ya da her gün bir büyü yapmıyoruz. Çünkü büyüde karma dediğimiz bir olay var. Kime ne yaparsan yap, yaptığın iki katını yaşarsın. Eğer ki bir insan sana bir zarar vermişse senin bundan büyü yapma hakkın doğar evet. Çünkü o insan sana zarar vermiş ve sen bir şekilde sana verdiği zararı çıkartmak ihtiyacı duyabilirsin. Sana verdiği zararı eşit miktarı kadar verebilirsin. Eğer eşitliği bozarsan bunu sana gene 3 katı olarak geri dönecek. En son aşk büyüsü yapmıştım. Çok pişman oldum. Sonradan bozdum zaten. Yani özellikle aşk büyülerinde bir insan sana büyüyle geldikten sonra bir anlamı yok. Maddi olarak bunu düşündüğümüz zaman yani çünkü şu an gündemde olan büyüler aşk büyüsü, para büyüsü, bağlama büyüsü vesaire vesaire vesaire. Bunların mutlaka 3 katı dönüşü olacağı için aslında kafamıza göre her istediğimiz an büyü yapamıyoruz. Büyünün sistematiği biraz farklı çalışıyor. Bir insan beyni 4 çeşit dalga yayar. Beta, teta, alfa ve gamma dalgası. Şimdi teta dediğimiz dalga aslında büyünün temel enerji noktasıdır. Hatta dikkat ederseniz hiçbir duyguda tüm vücudun titremez, sadece korktuğun an bütün vücudun titrer. Mesela sevin, mutlu ol, asla böyle bir titreme olmuyor çünkü korktuğun an da teta dalgası yayıyorsun. İşte senin evrene istediğin şeyi yayman teta dalgası aracılığıyla oluyor. Ve bizim büyüde kullandığımız malzemeler, ritüeller, sözcükler, işte atıyorum ipler, bebekler falan bu dalganın gidişini kuvvetlendirip evrenden dönüşünü hızlandırmak için var. Aslında herkes büyü yapıyor ama kasıtlı değil. Yani dönüp senin birine lanet olsun demen onu lanetlemen aslında. Ama senin enerji seviyene göre bunun olabilitesi değişiyor. Erişini büyüyle mi görüyorsun? Hatta hiçbir işimi büyüyle görmüyorum. Ama bunu toplumda çok fazla yapan insanlar var. Geçenlerde çok yakın bir arkadaşım mesela idrarını küp şekere damlatıp kocasına yedirmiş. İşte bu şekilde kocasının üstünde var olan büyüden ya da kötü enerjiden falan kurtulacağına inandığı için böyle yapmış. Bir yerden bunu duymuş. Aslında belli malzemeleri alıp bir araya getirerek rastgele bir şey yapamazsın. Bunun belli bir sistemi var. Bunu oturtmak lazım. Çark gibi düşün bir olayını. Dişleri birbirine iyi oturtman gerekiyor. Yoksa bozulur. İnsanlar şu an çok saçma sapan şeyler yapıyor. Ben şu an çok fazla büyü yapmak yerine çok fazla büyü bozuyorum. Kadın regl kanını eşine yediriyor. Çok yakın arkadaşını, arkadaşı onu kıskandığı için arkadaşının dışkısını bir şekilde alıp köpeğe yediriyor. Ölüm büyüsüdür mesela bu. Ama bu şekilde yapılmıyor. Ama bunu günümüz insanları çok fazla yaptığı için ve tam anlamıyla yapmadığı için insanlarda evet belli bir etki yaratıyor ama tam olarak sonucu ulaştırmıyor. İşte bu arada kalan enerji karmaşasını daha çok bozmakla uğraşıyorum ben şu an. Cadılar birbiriyle savaşıyor mu? Savaşıyor. Ama nasıl bir savaş biliyor musun? Mesela nasıl insanlar arasında belli hırslar var. Mesleki olarak ya da işte konum olarak, yaşam şekli olarak para hırsı var. İşte ben mesleğimde daha iyiyim, o daha kötü gibi hırslar varsa cadılar arasında da böyle savaşlar oluyor. Evet, birbirlerini kötülemek. İşte birbirlerinin bazı özelliklerini kitlemeye çalışmak, bilgilerden yani hepimizin bilmesi gereken bilgilerden mahrum bırakmak gibi savaşlar var. Ama böyle fiziksel anlamda bir savaş veya cadıların birbirine büyü yapması gibi bir şey söz konusu değil. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Nasıl iki insan arasında bir anlaşmazlık, uyuşmazlık olduğu zaman birbirleri hakkında farklı konuşmalar veya farklı entrikalar çeviriyorsa cadılar bunları sadece majikal yollarla yapıyor. Yani öyle bildiğiniz bir savaş ortamı, bir kaos ortamı yok. Sadece çok bilinmemesi gereken şeyleri dışarıya sızdıran insanları, cadıları, farklı insanlara sızdıran cadıları dışlıyoruz. Tabii ki bunu yaparken de onun belli yeteneklerini ve belli enerji seviyesini kapatmamız gerekiyor ki devam edemesin diye. Cadılar arasında nasıl bir örgütlenme var? Kovan dediğimiz oluşumlar var. Genellikle 13 kişiden oluşuyor bunlar. Yani aslında kovanın mantığı 13 kişiden oluşur, 13 cadı vardır. Bir başında bir rahip veya rahibe dediğimiz kişiler bulunur. Rahip, rahibe dediğimiz insan da tanrı veya tanrıçasına adanmış, belli bir bilgi ve enerji seviyesine ulaşmış, artık rahiplik veya rahibelik sıfatı taşıyan kişinin altında yetiştirdiği 13 insan vardır. Bu 13 insana bir yıl bir gün boyunca cadılıkla alakalı belli eğitimler verilir. Ve bir yıl bir günün sonunda o rahibin veya rahibenin kendi yöntemlerine göre bu 13 kişiyi teste sokar ve ona göre cadı sıfatı taşır. Karşılaştığın en korkunç olay neydi? Aslında korkunç değil çünkü cadı olduğun zaman zaten varlıklar, büyü, işte enerji, kehanet bunlar hayatının bir parçası haline geliyor ve yaşadığın olaylardan korkmuyorsun.
Çünkü insan beyni algılayamadığı şeyden korkar. Biz bu tarz olayları ve diğer boyutları, diğer varlıkları çok detaylı bildiğim için çok büyük bir korkum olmadı. Ama yaşadığım çok fantastik ve beni çok etkileyen bir olay vardı. Bir dönem herhangi bir ritüel veya çalışma yapamıyordum. Enerji kanallarımda bir tıkanıklık söz konusuydu. Çok yakın benim gibi cadı olan bir arkadaşım, ben uyku halindeyken benim zihnimi Türkiye topraklarında var olan bir tapınağa çekip o tapınakta benim enerji kanallarımı temizlediler. Ve benim o süre zarfında gördüklerim mükemmel ötesiydi. Doğaüstü varlıklar gördün mü? Gördüm. Şu an Türkiye'de bilinen tek varlık cin, şeytan. Ama bunlarla sınırlı değil. Milyonlarca varlık var. Bunların büyük kısımlarını biliyoruz. Mesela cinler var, periler var, işte lavyanlar var, laykınlar var. Onun dışında demonlar var mesela ki en tehlikeli varlık grubu olarak geçer. Satanizmde çok önemli bir demon ve demonoloji. Bunların birçoğunu gördüm, evet, deneyimledim. Gördüğün doğaüstü varlıkları tasvir eder misin? Birkaç tanesini edebilirim ama biz üçüncü boyutta yaşıyoruz. Ve toplamda 7 boyut var. Birden 7'ye doğru gidiyor. İşte birinci boyutta parazit ve bakteri gibi tek hücreli canlılar yaşadığını düşün. İkinci boyutta yaşayan canlılar olduğunu ve bunlara sinir sistemlerinin olmadığını düşün. Üçüncü boyut zaten bizim yaşadığımız boyut. Dördüncü boyut zaten cinler alemi. Beşinci boyut farklı varlıklar. Altıncı boyut tanrı ve tanrıçalar. Yedinci boyut yaratıcının kendisi. Böyle bir simitler içindeyiz biz. Ve bu her boyut kendi arasında 13 tane astral kata ayrılıyor. Yani 7 blokluk bir site düşün, her bina 13 katlı. Şöyle bir şeyden örnek verebiliriz bunu. Mesela ejderha, anka kuşu, pegasus, tek boynuzlu at, grifon, bunların hiçbiri dünya üstünde yaşamadı. Bunların yaşadığına dair tek bir arkeolojik bir kalıntı yok. Ama bütün dünyanın neresine gidersen git, 5 yaşındaki çocuktan 60 yaşındaki insana kadar ejderha dediğin zaman kafada oluşan şekil aynı ve herkes biliyor. Sence neden? Çünkü diğer boyutlarda yaşayan varlıklardan birisi mesela. Dünyada mı yaşıyorlar? Dünyada yaşıyorlar ama farklı bir boyutta yaşıyorlar. Aramızda perdeler var, göremiyoruz. Cadılar görebiliyor mu? Çalışmalarına bağlı. Mesela erk hayvanı dediğimiz bir konu var. Erk hayvanı dediğimiz şey senin doğduğundan bütünleştiğin bir hayvan ırkı. Benim de erk hayvanım baykuş. Bunlar hem hayatımla alakalı karar vereceğim dönemde ya da doğayla alakalı çok iç içe olduğum ortamlarda baykuşlar benim rehberim. Bazı cadılarında erk hayvanlara ejderha oluyor. Mesela biz bunlara Dragon Vika diyoruz. Yani ejderhalarla çalışan cadılar diyoruz. Böyle bir durumda görebiliyorlar, evet. Bir cadının aşk hayatı nasıl oluyor? Bir cadının aşk hayatı normal bir insanınkinden aslında çok farklı olmuyor. Sadece evlilik aşamasında biraz farklılaşıyoruz. Ama onun öncesinde şöyle bir şey var. Şimdi bir insanın oturduğu yerden, yani bulunduğu ortamdan bütün enerjiyi aslında kök çakrası üstünden çeker. Kök çakrası da bir insanın tamamen tam anlamıyla cinsel organının çok az bir şey üstünde duruyor. Şimdi sen bir insanla cinsel bir birliktelik yaşadığın zaman cinsel birleşme esnasında sizin kök çakralarınız birleşiyor ve enerji akımınız tek bir hale geliyor. Aslında işte insanların ten uyumu dediği şey iki insanın kök çakrasının birleştiği andaki enerji uyumu aslında ten uyumu değil. Böyle bir şey yaşadıktan sonrasında eğer bir cadıysan karşı tarafında partnerinde seks esnasında sızan negatif enerjiyi taşıyorsa aurasındaki büyüyü, nazarı, kötü enerjiyi, olumsuz düşüncelerini ve üstüne bulunan tüm negatifliği sen üstüne çekmiş oluyorsun. Seksten sonra çok iyi topraklanman lazım. Türkiye'de en çok nerede cadı var? Türkiye'de en çok nerede cadı var? Aslında her yerde çok fazla cadı var ama biz Türkiye'de İzmir'i başkentimiz olarak sayıyoruz. Bunun sebebi de İzmir cadıları var. Ve İzmir cadıları kendilerini çok iyi bir şekilde ilerletip iyi bilgi edindiler. Ben ilk cadılığa başladığım zaman bundan yaklaşık 10-12 yıl önce Anadolu cadıları çok duyulmuş bir gruptu, bir kovandı. Ve asla ulaşamıyorsun. Cadı olduğunu ispatla. Şimdi sana cadı olduğumu burada ispatlayamam. Neden ispatlayamam? Çünkü cadılık insanlığın bildiği gibi nesneleri oynatmak, ışınlanmak, sihir yapmak, parıltılar çıkarmak falan değil. Cadılık bir yaşam felsefesi ve ben yaşamı buna göre yaşıyorum. O yüzden bir cadıyım ve bunu hiçbir zaman ispatlama gereğinde de bulunmadım, duymadım ben.